Bir başka anım da sporla ilgili. Yanılmıyorsam 78'li, 79'lu yıllar, 70'li yılların sonuydu. Dünya Gazetesi'nde fotomuhabir olarak çalışıyordum. Spor müdürümüz Güray Soysal beni Şeker Spor Fenerbahçe basketbol maçına görevlendirdi. Aslında o gün Ankara'da Ankara Gücü Fenerbahçe futbol maçı vardı ve ben o maça gitmeyi çok istiyordum. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak da o maçta bulunmak istiyordum. Ancak görev yerim hiçbir ligde hiçbir iddiası olmayan, neticesi ligin hiçbir şeyini etkilemeyecek olan basit bir basketbol maçındaydı benim görevim. Şeker Spor Fenerbahçe maçıydı. Oraya gittim. Benden başka hiçbir foto muhabiri yoktu Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda. Maç başladı. Maçın ilerleyen dakikalarında Engin Domaniç Fenerbahçeli oyuna girdi. Hakem Gökhan Günalp, Engin oyuna girdikten 2 dakika sonra Engin'e faul çaldı. Faulden sonra Engin itiraz etti. Ona kart gösterdi. Yine itiraz etti. Bu sefer oyundan attı hakem. Engin Domaniç bunun üzerine hakeme bir yumruk vurdu. Ama şiddetli bir yumruk, bir kroşe. Hakem Gökhan Günalp böyle bir saldırıyı beklemiyordu. Tabiri caizse güm diye tahta parkelerin üzerine düştü. Kafasını yere vurdu ve bayıldı. Maç durdu. Engin'i hemen soyunma odasına götürdüler. Hakemin başına sağlıkçılar geldi. Hakem yerinden kalkamıyordu. Baygındı. Bu arada dili boğazına kaçmış. Belki de ölmek üzereydi. O arada tribünlerden Doktor Orhan Girgin hemen sahaya atladı. Durumu fark etti. Hakem Gökhan Günalp'in dilini boğazından dışarı çıkardı. Bir süre sonra da hakem kendine geldi. Ama kafasında bir yarık vardı, kan vardı yerde parkenin üzerinde. Ben böyle iddiasız bir maça gittiğim için üzülürken böyle bir olayı görüntülemekten son derece sevinçliydim. Bu arada Ankara'daki futbol maçı çok zevksiz, kalitesiz, 0-0 beraberlikle sonuçlanmış, kimse keyif almamış. Ancak ben hiç kimsenin gitmek istemediği bir basketbol maçında çok güzel fotoğraflar çekmiştim. Maç sonucunda hakem hastaneye kaldırılırken basketbolcu da polis nezaretinde karakola götürüldü ve ömür boyu men cezası aldı. Daha sonra çıkan bir afla tekrar sahalara döndü. Ama ben böyle bir atlatma fotoğrafları haberi yakaladığım için de yine çok mutluydum. O zaman gazetemin spor sayfası değil, birinci sayfasında yer almıştı bu. Ben de bundan çok mutlu olmuştum.